Arkadaşlar, büyük bir iş başardık. Yarın hepinizi ağır çantalarla tebrik edeceğim. Altan abi, tam olarak ne kadar bir ağırlıktan bahsediyorsun? Herkesin kendi ağırlığı kadar diyelim Güvencim. O zaman ben biraz daha iyiyim. Sen ye. Abi, bu Tufan'ın oğlunu ne yapacağız? Bu adam illaki bir yerde yalpalayacak. Bu işler onlarca işler değil. Oğlu elimizde olduğu sürece istediğimiz her şeyi yapacak, merak etmeyin. Bence Erdem haklı. Doğru söylüyor. Adamın üstüne fazla gidersek oğlundan da kendinden de vazgeçip bizi yakar. Silahları almışız. Ortada ne Hızır kaldı ne de masa. Yarın veririz oğlunu gider. Cengiz Bey arıyor. Beyler biraz sessiz lütfen. Müsaadenizle biraz da tebrik telefonlarını kabul edelim. Buyurun Cengiz Bey, sizi dinliyorum. Nasıl olur? Kurşun kasaları doluydu. Çocuklar kontrol etti. Belki teknik bir sebepten dolayı ateş etmiyordur. Tamam Cengiz Bey. Siz merak etmeyin. Bunları nasıl aldıysak gerisini de aynı şekilde alacağız. Efendim, ben kontrol ettim. Kasalar doluydu. Sıkarak mı ettin Coşkun? Yok efendim. Öyle bir fırsatım olmadı biliyorsunuz. İşte birileri fırsatı olmuş denemiş. Görmüşler ki Çakırbeyliler silahlarını ayrı depoya, kurşunlarını ayrı depoya koymuşlar. Altan. O Hızır kafası farklı çalışan bir herif. Ben sana söyledim. Pek mafya gibi davranmıyor. Biz öyle davranırız o zaman. Erdem. Tufan'ı ara, hemen buraya gelsin. Gerekirse oğlunu vereceğiz de hemen getirdi. Silahların yerini depoda vurduğumuz adamı takip ederek öğrenmişti. Kurşunların yerini biliyor mu ki? Kimi takip edecekse etsin, öğrensin. Ver kurşunları, al oğlunu deyip kestirip atacağız.